Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün yani daha doğrusu videonun çekildiği şu anda 27 Ekim tarihindeyiz ve 26 Ekim akşam saatlerinde World Thunder'ın yapımcısı firma 4. doğum günü kutlamasını duyurdu. Belki dikkatinizi çekmiştir. Daha önce çeşitli yerlerde de söyledim. Oman dedim, uçak alımını yapacaksanız gümüş kartalı bir acele etmeyin. Ne kadar haklı oldum çıktı ortaya. Her gün bir ülke olmak üzere 5 güne yayılmış bir şekilde normal uçak alımlarında uçak fiyatları yarı yarıya düşecek. Umarım açılmış ve alınmamış uçağınız ve onları alacak kadar yetecek gümüş kartalınız vardır stoklarınızda. Ayrıca premium harcaması yapmayı düşünülen arkadaşlar için de altın günleri yaşıyor olacağız. Çünkü 15.600 müydü neydi işte o kadarlık gümüş kartalı mı ne kadarmış 14.900'müş. Bunun fiyatı 7.450 mi ne düşüyor. Yani yarı yarıya düşecek. 90 günlük de ve 1 yıllık da indirim var kısacası. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın. Ayrıca premium uçakların da fiyatları aynı şekilde o 5 günlük sürede ülke her gün bir ülke olacak demiştim. Her gün bir ülke için premium uçakların fiyatları da yarı yarıya düşecek. Gözünüze kestirdiğiniz bir uçak varsa fırsatı kaçırmayın. Çünkü bu fırsat senede bir kere geliyor, çalıyor kapımızı. Şimdi bugünkü stratejimiz bir an evvel renk 3'e ulaşmak. Esas strateji bu tabi. Şu anda ağacı uçakları ile ilgili çalışmalardayız. Görüyorsunuz burada 2 uçak, kademe 2, orada da başladık araştırmaya. 2 uçak burada var. 4 uçağı açıp daha doğrusu arka arkaya 5 uçağı açtık mı burada kademe 3'teyiz. Aynı şey burası için de geçerli. Burada da açılmayı bekleyen 3 uçak burada var. Bizim açıklıyoruz 4 ve 5.si. Yani iki tarafta da eşit mesafedeyiz. Lakin şimdi avcılarla uğraşacağız. Ama avcılarla birkaç maç üst üste yapacağız sanırım. Şöyle bir enteresan bir şekilde, hayır pardon, şöyle bir sıkıntımız var diyecektim. %300'lük bir bonusumuz çıktı. Bu bonusu bomberlere, deneyim bonusu kullanacağım için onu saklıyorum. Aksi gibi bu bonusun bitmesine 7 saat var. Yani 7 saatten önce bu bonusu aktive edersem değeri düşecek. Dolayısıyla 7 saat boyunca bomber uçuş yapamayız. Bu arada ağacılarla ilgili önümüzde 2 seçenek var. Genelde kullandığımız. Yani aslında istesek sim de uçarız da sim uçmaya kalktığımda bir sürü alet edevatı takıp takıştırmam gerekiyor. O yüzden üşeniyorum açıkçası. Bir de attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya pek değmiyor. Çünkü sim modunda rakibi bul. Ondan sonra onu vurmayı başa 3-5 puan al diye uğraşana kadar o kolda bütün vaktinizi, gücünüzü bomberlara harcamak en mantıklısı. Çünkü onun üzerine geçebilen hiçbir şey yok. Çünkü bomberler hem bomba atarak puan kazanıyorlar hem de uçak vurarak kazanıyorlar. Yani her halükarda avantajlar ama iş arket ve gerçekçi savaşlara geçtiğinde değişiyor durum. Şimdi normalde gerçekçi savaş üzerine gideceğiz ama şöyle bir sıkıntımız var. Ben bu uçağı kullanmak istiyorum şu anda özellikle. Bu uçakta göstereceğim gibi görüyorsunuz daha yeni açıldığı için hiçbir şey gelişmemiş vaziyette. Şimdi bir uçağa özelliklerini aslında hızlı geliştirmenin yollarından birisi onu arkete sokmak. Dolayısıyla işe birazcık arketle başlamamız lazım. En azından start mermiyi açana kadar. Yani gizli mermiyi. Biliyorsunuz ben gizli mermileri çok seviyorum. Bunu da
farklı ortamlarda yazmıştım. Gizli mermide işaret fişeği yok. Onun yerine patlayıcı mermi kullanılıyor kuşakta. Dolayısıyla evrensel mermi denen mermiden aynı formasyonda olmasına rağmen izli mermi yerine patlayıcı mermi taşıdığı için çok daha yüksek vuruş gücüne sahip. Ama o öyle olmasa bile çok önemli bir avantajı var. Yani siz ateş ettiniz, ıskaladınız, vuramadınız. Yani bu olabilen bir şey. Ama rakibiniz eğer gizli mermi kullanıyorsanız sizi görmüyor. Ateş ettiğiniz sizi anlamıyor. Daha görmüyor demeyelim de. Ateş ettiğinizi anlamıyor. Dolayısıyla mutlu mutlu uçmaya devam ediyor. Ta ki ilk vurulana kadar. O vurulma anında da zaten iş işten genelde geçmiş oluyor onun için. Yani en azından vurunca anlayabilmeniz için vurmanız lazım. Vurulduğunda hiçbir şey olmasa yaralanıyor. Dolayısıyla izli merminin üstüne mermi yok. Ama şimdi bizim bu uçağımız tabi gelişmemiş bir uçak olduğu için artık ne kadar dayanacağız bilmiyorum. Bir de şöyle bir sıkıntım var. Şu anda ben hiçbir ses duymuyorum. Siz duyuyorsunuz. Yani videoda sıkıntı yok o anlamda ama Yalnız Savaşçı ne yapıyor? Şimdi sesim geldi. Yani kafasına göre takılıyor kısacası. Geliyor gidiyor. Aksi gibi benimle takım arkadaşı olmuş kişi de aynı hedef uçuyor. Bu İ-16'lar ilginç uçaklar. Bu arada tehlikeli bir yaklaşmakta olan uçak var. Şöyle ki hop, nereye gitti o? Evet, oraya gitmiş. Hızı dalabiliyorlar. Korkunç bir roll kabiliyetleri var. İşte görüyorsunuz böyle salkım saçak adama ateş ettiğimiz görülüyor. O da gerekir önemini oluyor. Zaten şu anda bilye atıyoruz. O yüzden görüyorsunuz kaç tane vurduk ama bir işe de yaramadı. Neredeyse. Neyse, kile sistemimiz artık o da bir şeydir. Yanımızda bir yerlerde bir bomber var. Evet, burada. Bu da çok tehlikeli bir uçak. Çok çok tehlikeli bir uçak hem de. Bu o değilmiş, pardon. Yani bomber her zaman tehlikelidir sonuçta da. Ama A20 zannettim. A20 değildi. Yani şöyle bilgi atmaktan çok hoşlanmıyorum. Çok güzel. Harika. Neyse, buralım da en azından kill assist alırız. Binlerce mermimiz var. Sık sık bitmiyor. Forumda bir arkadaş sormuştu. Arket maçta ne olmalı diye. Birincisi burundan ateşli mermi kullanırsanız böyle bir şey ihtiyacınız olmaz. Çünkü burunda gerek yok ayar yapmanıza. Nerede o arkadaş? Evet, buradaymış. İkincisi, İngiliz uçaklarındaki gibi kanat yoğunluklu bir uçak kullanırsanız çakılacağız. Gidiyorduk az daha. Onun için bitirmişler. O zaman tabi illaki bir seçenek haline geliyor. Açı ayarlamanız, yani convergence İngilizce'de diye geçiyor. Evet.
dakika şu kurbanımıza da bir ateş edelim. Adamın kaderini mahvettik. O da biz ay. Böyle duvarlı alanlardan hiç hoşlanmıyorum. Duvara gitti olsun. Oğlum asist alıyoruz. 4 tane asist aldık. E tabi bilgi atınca fazla da bir şey olmuyor. Neyse, en azından uçağı kaybetmezsek uçak bize bütün işlerimizi onunla yaparsak kazanılan bütün deneyim puanları uçağa kalacak. Yani bol deneyim puanını kazandırabiliyor olacağız o uçağı. Yani benim de derdim zaten bu uçağın eğitimini tamamlamak. Ki onu gerçekçi savaşlara sokabileyim. Tabii gerçekçi savaşlarda umarım beğendim, aynı performansı alabilirim ondan. O yüzden çok fazla şu anda yorumlayacak halimiz yok. Tepede geçen bir yönker vardı. Evet, çok komik. Adama kritik attık. Ops. O da bizim işimizi halletti. Harika. Yapacak bir şey yok. Yandık bittik kül olduk. Neyse. 5 tane asist aldık. Bir tane dost öldürdük. İstemeden tabii, isteyerek değil. Yanlış anlamayın sakın. Bu arada biz... Gerçi onu da eğitebilirdim. Eğitmede kullanıyoruz diyeceğim ama neyse, artık başladı, yapacak bir şey yok. Nerede o arkadaş? Ha, buradaymış, evet. Ona gidelim. Yani bombaya böyle çift kanatlı bir uçakla gitmek kadar mantıklı bir şey yok bu arada. Onu da belirteyim. Çünkü bir nevi kendiniz ölmek için müracaat etmiş oluyorsunuz. Neyse. Bu uçakla zaten fazla bir şey yapamadık. Yani neredeyse 199.9'unu eğitmek istediğim uçakla yapmış olduk. Bu herhalde onun gizli mermisini aşmayı sağlar. Bir uçağı... Adam önüme geçti. Ben de onu öldürmüş durumuna düştüm. Yani düşman uçaktan ateş etti öldüreme, git adamı öldür. Bu kadar da şanssızlık olamaz. Yine kendimi münasebesiz bir yere koymuşum. Okey'e basamıyorum o yüzden. Evet. Bakalım bu uçakla ilgili neler yapabiliyoruz şimdi. İlk önce stealth mermi açmamızı yetecek işi yaptık. Sonrasında kompresörü biraz geliştirip, evet, modifikasyonlarına girip mermiyi değiştirelim. Evet. Gizli mermi yaptık. Harika. Tamam. En azından gizli mermi kullanabiliyoruz artık. Şimdi bu uçağın bir yerini değiştirelim. Çünkü gerçekçi savaşa gireceğiz. Gerçekçi savaşa gireceğimiz için de en iyi yerimizde olmasına büyük fayda var. Da neyse, o gerçekçi savaşta gerek yok bana. Onları ayarlamama gerek yok yani. Tekrar bir kontrol edeyim. Silah, evet, stealth, tamam. Şimdi burada öyle çok büyük bir beklentim yok. Çünkü uçak açıkçası tın vaziyette. Dolayısıyla tamamlanmamış bir uçakla
çok fazla bir şansınız yok. Evet, mücadeleyi beklerken azıcık sohbet edelim. Forumda şöyle bir şey gördüm, yeni başlayanlar başlığı altında. İşte diyor, son zamanlarda diyor hep kontrol kaybından ölüyorum diyor. Vurduklarımda diyor kontrol kaybetmiş olanlar oluyor diyor. Bu ne biçim işte, olur mu böyle saçmalık diyor. Ama aslında burada bir saçmalık yok. Yani siz pilota 7-8 cilt kuvvete maruz bırakırsanız adam doğal olarak bayılır. Gerçek hayatta böyle bir şey yapmaya kalkın gözünüzü açamazsınız. Bayılırsınız yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bunun tek bir çözümü var. Sert hareket yapmayacaksınız. Şimdi tabi ben anlıyorum. İnsan olayın heyecanı içerisinde olabildiğince sert dönmeye çalışıyor. Yani bu zaten dönüş veya yüksek iniş hareketlerini sert yaparsanız olan bir şey. Yüksek G'ye orada maruz kalıyorsunuz. Bunu yaparsanız maalesef yapacak hiçbir şey yok. Ölmeyi hak etmiş oluyorsunuz. Nasıl kurtulurum derseniz sert hareket etmeyeceksiniz. Ya da en azından sert hareket ediyorsanız da o sert hareketi mümkün olduğunca kısa sürede bitirmeye çalışacaksınız. Harika. Yine bizim ses gitti. Şimdi ben yine hiçbir şey duymuyorum. Siz şu anda çekim duyuyor. Fakat benim kulaklığım duymuyor. Kafasına göre takılıyor. Hiç hoş bir durum değil. Şimdi şeymiş, bu kırmızı stratejik noktaları yok edin diyor. Yani bu bomberlara ihtiyaç duyulan bir görev. Bizim takımda 3 tane bombardıman uçağı var. Biraz az sayılır ama eğer kullanıcıları iyiyse sıkıntı olmaz. Ama ses duymadan iş yapmaya çalışmak çok kötü. Çünkü hiçbir şey olmasa birinin satış ettiğini duymak bile çok büyük bir yara aslında. Karşı tarafta şu ana kadar 3 tane bombardıman uçağı göründü. Pardon. Yani eğer başka bombardıman uçakları yoksa 3'e 3 büyük bir eşitlik söz konusu. Ama maalesef 4.'yi de gördük. 5.'yi de gördük, 6.'yi de gördük. Yani bu maçı bizim kazanma şansımız pek yok. Ha diyeceksin, git kardeşim düşür. Ben de şöyle diyeceğim, koyarsa geldi, kendin düşür. Çünkü bombardıman uçağı bizi şimdi mutlaka vuracak. Bir de ben sesi duymuyorum aksi gibi. Adam tutmaya başladı Allah'tan. Arkasına geçmek zorunda kaldı. Bütün işin sırrı şeydeymiş. Ateş etmekteymiş. Ateş etmez, ses birden açıldı. Bana bak adama bir de kızdı. Bu da bizi ateş ediyor, görüyor musunuz? Arkasında şey gibi durmayalım. Bir sürü mermi harcadık. Verdiğimiz kritik neydi acaba? Yazmıştım ama görmedim ben şu anda. Yani dikkat etmedim daha doğrusu. Şimdi bize klasist versin diye uğraşıyor takım arkadaşımız. Ya bunların hepsi de mi? Enemi klasistimizi aldık. Neyse, koskoca 635 puan. Fena sayılmaz. Yukarıdan almaya çalışıyorlar. Bir hareket geliyor. Aşağıda iki tane normal uçak var. Biraz dikkat ediyorsanız yükselmeye çalışıyorum.
Bunun sebebi bombardıman uçaklarına ulaşmak falan değil. Onları tepeden dalmak. Çünkü bu iyi dönemeyen ama iyi, çok korkunç iyi yuvarlayabilen bir uçak. Ve de dalıcı bir uçak. Mesela aşağıdaki CR-42'yi görüyorsunuz. Ona karşı dönme savaşına girersek hiç en ufak şansımız yok. Ama velakin kurtaç yapabiliriz. Evet. Bakalım kaçabilecek miyiz ondan? Evet, olan cazımızla kaçmaya çalışıyoruz. Bir daha deneyeceğiz şansımızı. O da ağır ateş altında bu arada. ...175 ping ile ulaşıyoruz. Hiç hoş bir durum değil. Olamaz. Enerjimiz bitti. Neyse ki... ...onun da enerjisi bitti. Baş başa savaşıyoruz burada onunla. Bu bizim işi vurdu fena halde. Neyse. Güzel, onu vurduk. Vurduk da bize ne vurdu ama. Bizi de bir şey vurdu. Ama ne vurdu? Hoş olmadı bu. Neyse şu anda 1375 puanda ilerliyoruz. Bu arada karşı tarafın şeyine çok yaklaştık. Destroyerlerine hiç hoş bir durum değil. Bizi büyük bir ihtimalle o vurdu. Bunu sanıyorum. Ümit ediyorum. Şimdi tek şeyimiz burada kurtulma ihtimalimiz bir an evvel havalarına ulaşmak. Muhtemelen evet, motorumuz da yaralanmış. Burada arkamızdan pek gelen bir tane FM var. Bir daha 5 M4 var. Bunlar geliyor. Bunları daha, evet, bayağı bir gelen var arkamızdan. Bizim koştura koştura arkadaşlarımızın yanına gidip burada bağıra çağıra yardım istememiz gerekiyor. Çünkü neyse, en azından bir tanesi yardımımıza gelecek mesafede. İkincisi de bu İngiliz uçakları yeteri kadar hızlı yaklaşamıyorlar. Onlara göre yani hızlı durumdayız. Şimdi bizim sağ salim kazasız belasız alanımıza inmemiz lazım. Bizi rahat bırakırlar umarım gelip. Bu yaralı adamı öldürelim diye olaya yaklaşmazlar. Evet, neyse peşimizi bıraktılar. Şimdi bizim inme sıkıntısı yaşamamız gerekiyor. %60 evet. Tekerleri ve flapları açalım. Şu pisli bir türü göremedim nereden orada. Hayret bir şey. Bir de yetmedi bu kadar başımıza gelen. Silahımız kilitlenmiş. Tövbe tövbe. Hemen denklik var iki takım arasında. Nefesleri tuttuk, inişe bekliyoruz. Stolun olmadan inmemiz lazım. Evet. Piste kadar başarıyla geldik.
Şimdi bir yandan fren yapıyoruz, bir yandan da takla atmayalım diye. Kuyrukta kalkışlar vesaire verdik. Ama artık hızınız yavaşladığında freni bakın bırakıp çekip bıraktım. Toplu atmamıza engel olmak için de. Şimdi bütün yapacağımız şey ölmeden 24 saniye beklemek. İkinciliğimiz hala devam ediyor. Karşı tarafta 5 tane uçak var. Bizde daha çok fazla uçak var. İyi. Bu sevindirici bir durum. Evet, son 3 saniye. Tamam, harika. Gidebiliriz. Şimdi tekrar sağlam bir uçağımız var. Aa, çok güzel, harika. Bir de zon geçirme olayı varmış. Bak. Nerede bu adamlar? Aa, bir tanesi orada. Bir hurricane var. O hurricane'in tepesine binmeye çalışalım. Daha doğrusu iki hurricane var. Hurricane'ler İngiliz uçakları biliyorsunuz. Dönme konusunda çok başarılı uçakları değiller. Ciddi silah taşıyorlar üstlerinde. Kanatta, yanlış hatırlamıyorsam. Ama hızlı, daha nispeten hızlı uçaklar, dalıp çıkabilen uçaklar. Dolayısıyla onlara karşı biraz daha dikkatli olmak lazım. Bomberlerle hiç muhatap bile olmuyorum. Çünkü HFVQ gibi bir sürü silah olan bir bombardıman uçağına saldırmak çok akıllıca bir şey değil. Yine biz aynı şeyi yapıp tepeden dalıp çıkmaya çalışacağız. Dalıp kaçacağız. Demin görüyorsunuz, yaralıydık. Dumanlarımız saça saça, onlardan kurtulabildik. Yani bizim kadar hızlı değiller. Oradaki uçaklar içerisinde bizden, bir de bunu da şunu da hatırlatayım. Bizim uçağımızın gelişmemiş olduğunu, hemen hemen gelişmemiş olduğunu bunları unutmamışsınızdır. Evet, benim ses yine gitti. Böyle kafasına göre gitmesi hiç hoş değil. Ateş ettim, biraz gürültü yapayım dedim. Bazen geliyor yapınca ama yapacak bir şey yok. Bu hareket nereye gidiyor acaba? Muhtemelen kendi üstüne kaçıyor. Peki bomba da benim üstüme doğru geliyor. Ama hani oturup onunla uğraşacak halim yok gerçekten. Ama seçenek bırakmadılar şimdi. Öldürecek adam yok. Geldi sesimiz geri. O bomba. Ne o, bir parçası düştü galiba. Evet. Yapacak bir şey yok. Bu J1M1 benden daha hızlı gidiyor. Bu Japon uçakları gerçekten ilginç uçaklar. Maç da zaten bitecek. Bitecek derken bitti. Neyse, yani böyle tamamlanmamış bir uçakla bir asist, bir kill fena sayılmaz. Ama ala ala 1860 aldık. Neyse, o da hiç yoktan iyidir. Uçağı biraz geliştirmiş olduk. Kompresörü açıldı. Ama en önemlisi biz uçağımızın şeyini arttırmış olduk. Silah sistemini arttırmış olduk. Bomba yüklerini geliştireceğim, hiç uğraşmayacağım. Çünkü gerek yok, kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden performans, uçuş performansı ile ilgili geliştirmeleri yapalım. Bakın, şu kısım bitti. Şimdi motora yönelebiliriz. Fena değil yani.
Evet. Bu videoda uçan silah sistemlerinin gelişmesini tamamen bitirmiş olduk. Ve gizli mermiyle kullanılabilir hale getirmiş olduk. Uçuş performansıyla ilgili geliştirmeleri de yaptık. Dolayısıyla bu videoyu sonlandırmamıza sakınca yok. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.